YKTV Sesli Köşe yazılarından merhaba. Noyan Doğan'ın EYT sorunu çalışacaklara 6 soruda rehber adlı köşe yazısını seslendiriyorum. EYT düzenlemesinden yararlananların büyük çoğunluğu çalışmaya devam edecek. Sadece çalışanlar değil, işverenler de çalışanın çıkışının nasıl yapılacağı ve yeniden işe başlama süreciyle ilgili yol haritasını merak ediyorlar. İşte EYT'den sonra çalışma dönemiyle ilgili en çok sorulan soruların yanıtları. EYT düzenlemesi 3 Mart'ta uygulamaya girdi ve bu tarihten itibaren ay sonuna kadar düzenlemeden yararlanmak isteyenler başvurdu. Başvuranların büyük bir çoğunluğu SGK'dan cevap bekliyor. Nisan ve önümüzdeki aylar içinde de birçok EYT'li emeklilik için başvuruda bulunacak. Düzenlemeden yararlananların büyük çoğunluğu da çalışmaya devam edecek. Çalışmaya devam edecek olan okuyuculardan çokça soru alıyorum. Sadece çalışanlar değil, işletme sahipleri de çalışanın nasıl çıkışının yapılacağına, yeniden işe girişte nasıl bir yol izleneceğini merak ediyorum. Bununla birlikte çalışmaya devam edenler için işveren uygulanan destekler olduğu gibi emekli olduktan sonra çalışanların maaşlarında da farklılık olacak. İşte detaylar. 1. Çalışmaya devam edecek EYT'linin işten çıkış ve girişi nasıl yapılacak? Emeklilik nedeniyle işten ayrılacak olan çalışanın 08 kodu ile yani emeklilik ya da yaşlılık veya toptan ödeme nedeniyle İşten çıkışı gerçekleştirilecek. Çıkışı yapılan çalışan SGK'ya emeklilik için başvuracak ya da E-Devlet üzerinden başvurusunu yapacak. Emeklilik başvurusu sonrası yeniden çalışmaya başlayacak olan çalışanın iş yeri tarafından sosyal güvenlik destek birimi sigortalı kodu ile sigortalı işe giriş bildirgesi verilmesi gerekiyor. 2. Yeniden işe giriş için belirli bir süre var mı? Çalışanın emeklilik için başvurduğu tarihi takip eden günle sonrasında İşe girişinin yapılması gerekiyor. Burada dikkat edilmesi gereken husus, işe girişi yapılan sigortalının muhtasar ve prim hizmet beyannamesi bildirimi işten çıkışı verilen tarihe kadar hizmet akdi ile tüm sigorta kollarına tabi çalışanlar belgesiyle emekli olan kişinin işe giriş tarihinden itibaren sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar belgesiyle yapılması gerektiğidir. İşe giriş bir gün geç yapılırsa bu iki belge türüyle girişinin yapılması gerekir. 3. Çalışmaya devam edecek kişiye uygulanacak destek nedir? EYT'den yararlanıp emekli olan kişiler aynı iş yerinde çalışmaya devam etmeleri halinde yani sosyal güvenlik destek primine tabi çalışmaya başlamaları halinde işverenler %5 oranında sosyal güvenlik destek primi indirimi hakkından yararlanacak. İşveren listesi için uygulanacak bu 5 puanlık indirim hazine tarafından karşılanacak. Aynı iş yerinde çalışmaya devam etmeyip başka iş yerinde çalışmaya başlayanlar için bu destek uygulanmayacak. Ayrıca aynı iş yerinde belirli bir gün çalışıp başka iş yerine geçenler de bu destekten faydalanamayacak. 4. Destek priminden yararlanmanın süresi var mı? Aynı iş yerinde 30 gün içerisinde yeniden giriş yapılan çalışanlar için bu destek uygulanacak. İşverenlerin bu destekten yararlanabilmeleri için çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili olarak aylık prim ve hizmet belgeleri, muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini yasal süresi içerisinde vermeleri, sigortalıların tamamına ait sigorta primlerinin yasal süresinde ödemeleri, SGK'ya prim, idare cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmaması gerekiyor. 5. EYT'den emekli olanlar çalışmaya devam ettiklerinde maaşları artacak mı? Artacak. Asgari ücretli bir çalışan EYT'den emekli olup çalışmaya devam ederse her ay 638 lira fazla para alacak. Böylece asgari ücretli çalışan 8500 lira değil 9145 lira maaş almaya başlayacak. 6. Neden emekli olan daha yüksek ücret alacak? Emekli olan çalışandan %7,5 SGDP prim kesiliyor ve işsizlik sigortası primi ise kesilmiyor. Emekli olmayan asgari ücretli çalışandan %15 oranında sigorta primi kesiliyor. Brüt asgari ücret 10.008 lira olduğuna göre emekli olmayan çalışandan aylık 1.501 lira kesinti yapılıyor. Emekli olandan ise %7,5 prim kesiliyor ve bu tutar da 750 lira ediyor. Vergi de kesildikten sonra emekli olan asgari ücretlinin eline net 9.144 lira geçecek. Bu da aylık 638 lira maaş harçlığı anlamına geliyor. Bir başka sesli köşe yazısında görüşmek üzere. Hoşçakalın.